Alper mi o? O ne? Alper. Şaka gibisin. Efendim? Alper. Evet, 61. tur olarak buraya köpek balığı kadrosundan giriş yaptık Sabahattin'e. Alper, sen kendi köpek balığı mı zannediyorsun şu anda? Hiç köpek balığına benzemiyorsun. Valla bir haftadır iyice... Hayır, şimdi ne olduğumu şaşırdım diye. Karar verin, benziyor muyuz, benzemiyor muyuz? Ha, ay, ben de onu sordum. Aman ay Alper ya. Ben arkadaşımızı seslendirdim. Ali, rahat mısın içeride? Gayet rahatım. Evet, köpek balıklarının olduğu dev akvaryumdaki canlı yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gülnur İnkaya, buranın genel müdür yardımcısı, burayla ilgili bize bilgi verecek. Bu arada hemen sola döndüğümüzde içeride dalış yapanları görüyorsunuz. Köpek balıklarıyla Türkiye'de yüzülebilen, dalış yapılabilen tek yer burası. Evet, evet. Ve yaklaşık 60 tane köpek balığı var içeride. Ve deniz kızlarının, korsanlarının şovunu birazdan canlı yayında ekrana getireceğiz. İşte görüyorsunuz, oldukça rahat bir şekilde 60 köpek balığının olduğu yere dalış yapabiliyorlar. Tabii bu arada akvaryumdaki turumuza da dilerseniz başlayalım. Gülnur Hanım, içeride 60 tane köpek balığı var. Evet, 60 tane köpek balığı var. Şu anda 10 çeşitli köpek balıkları. Fakat yeni siparişler verdik. Çok yakında Avrupa'da en fazla çeşit köpek balığına sahip olan akvaryum olacağız. Çeşitli büyüklüklerde köpek balıklarımız dünyanın her yerinden geliyor. Aşağı yukarı 2,5 metre boyunda en büyüğü ve 110 kilo ağırlığında. Sırf köpek balığı yok tabii, çeşitli boylarda vatoslarımız da mevcut yine bu ana tankın içinde. Bunların da en büyüğü aşağı yukarı 150 kilo civarında, siyah bir vatos. Umarım birazdan kendini gösterir. Uzunluğu da kuyruğuna ucuna kadar aşağı yukarı 4 metre. Böyle sürü halinde gezen balık türlerine çok fazla rastlıyoruz. Evet, onlar sarpa var, karagöz var bu şekilde yüzen, kırmızı bantlı mercanlar var. Gördüğünüz sarılar mevcut. Bunlar da çok ufaktı geldiklerinde. Gördüğünüz gibi oldukça büyüdüler. Neredeyse köpek balığı boyuna geldiler. Demin de sizin bahsettiğiniz gibi köpek balıklarıyla dalış yapılabilen tek merkez burası. Ve hiçbir risk yok mu? Ya risk yok, şöyle diyeyim, biz onları sürekli beslediğimiz için köpek balıkları haftada 2 gün ellen besleniyorlar. Şu anda en sevdikleri şey torik, bu aralar torik yiyorlar. Diğer canlılar ise haftada 3 gün besleniyor. Hatta bazı vatoslara kalamardan dolma yapıp veriyoruz. Yani menüleri oldukça keyifli. Diğer canlılardaki balıklarda onlar da haftada 3 gün besleniyor. Ana tankın içindekiler. Bu arada vatozlar da çok demin, büyük. Evet, demin bahsettiğim siyah vatosumuz, biz ona Kadife adını taktık. Şu anda siz de görüyorsunuz ekranda. Kaç kilo ağırlığında? Bu 150 kilo civarında ve dediğim gibi kuyruğunun ucundan başına kadar da 4 metre uzunluğunda. Şu anda siz dışarıdan 1/3 oranında küçük görüyorsunuz iç bükey olduğundan tünelin. Aslında çok daha büyük. Daldığınızda bunu görüyorsunuz. Vatozlar için insanlar açısından bir tehlike var mı? Bakın hemen yakınımızdan bir tanesi şu an geçiyor. Evet, bunlar da deniz kartalı diyoruz bunlara da. Onlar da bir çeşit vatoz, evet. Onlar da çok şirin yüzlü gördüğünüz gibi. Şu aşağıda bir farklı köpek balığı türü. O da leopar köpek balığı. Ondan da 2 tane var akvaryumumuzda. Şu an bir tane de yukarıdan yüzüyor. Hemşire köpek balıklarımız var. Onlar daha sakin. Genelde satıhta durmayı tercih ediyorlar. Niye hemşire deniyor onlara? Öyle hemşire demişler. Adı çok sakinler. Fazla yüzmüyorlar. Gene bir tane gitar köpek balığımız var. Bakın şu anda bize doğru yaklaşıyor. Gitar, evet. O da şekli gitara benzediği için. Onun dudakları çok hoş. Evet, ona gitar köpek balığı deniyor. Bu arada tabii bu ana tankımızın içinde çeşitli su altı gösterileri yapıyoruz. Birazdan da seyredeceksiniz zaten siz de. Deniz kızları ve korsanların şovunu izleyeceğiz. Evet. Evet, geçen sene de bu ekip bize gelmişti. Bu nedir Gülnur Hanım? Demin geçen gitar köpek balığı. Bakın bahsettiğim. Evet, üstümüzden bir dev vatoz, evet, geçiyor. Vatoz geçiyor. 150 kilo değil mi? Evet, 150 kilo ağırlığında. Siz de büyüklüğünü buradan görüyorsunuz. Evet, adeta üstümüze çadır kurmuş gibi olduk sevgili seyirciler. Tamamen tavanı kapattı. Evet. Bayağı geniş bir cüssesi var. Ne veriyorsunuz, nasıl besliyorsunuz? Bunları kalamar, midye, uskumru, bunlarla besliyoruz. Dediğim gibi zaman zaman dolma şekilde getirip o şekilde veriliyor. Bazı canlılar akvaryumda vejeteryan, onlar sadece sebzeyle besleniyorlar. Brokoli, ıspanak gibi canlılarla, sebzelerle besleniyorlar.
tarafta daha küçük balıklar mı? Bu tarafta da daha yine ana tankımıza bağlı burası da tropikal canlılar var. Burada da gördüğünüz 20 adet siyah yüzgeç denen köpek balıkları var. Hani filmlerde köpek balığı görmüşsünüz ya, evet, hani yüzgeçleri vardır. Arkada korku müziği çalar. Bunlar onlar. 20 adet bunlar. Çok küçüklerdi geldiklerinde. Bunlar da epey büyüdüler. Burası tropikal alan ve gördüğünüz gibi çok renkli canlılar var. Bir tane balon balığımız var. Meşhur çocukların seyrettikleri animasyon filmlerinde yer alır. O da oldukça güzel bir canlı. Yakından görelim isterseniz. Evet, ben de şöyle geçeyim. Evet, hepsi birbirinden renkli ve birbirinden sevimli balıklar var burada. 10.000'in üzerinde deniz canlısının bulunduğu akvaryumdan canlı yayındayız. Evet, hemen sol tarafa döndüğümüzde de bakın renkleri evet, çok hoş ve özellikle buraya gelen çocukların sık sık fotoğraf çektirdiği ve yakınlık kurduğu balıklar arasında onlar da. Bu arada köpek balıklarını, 60 köpek balığını buraya alırken, insanlar dalış yaparken hani tehlikesizliğinin kriteri nedir? Nasıl karar veriyorsunuz insana zarar vermeyeceğini? Zaten köpek balıklarının beslenme zincirinde değil insanlar. Kendilerini tehlikede hissetmedikleri sürece, aç olmadıkları sürece zaten bir saldırı söz konusu değil. Biz onları sürekli aynı saatte, aynı yerde haftada iki kere besliyoruz ve de elle besliyoruz. Ve dalışı da zaten kimse yalnız yapmıyor. Bizim eğitmenlerimiz eşliğinde yapıyorlar. Hani bürobeli dalıcı dahi olsanız içeriye bizim eğitmenlerimiz olmadan dalış gerçekleştiremiyorsunuz. Evet, bu arada burada küçük balıkları gördük. Aslında geride daha büyük köpek balıkları da var. Bir yandan geriye doğru ilerlersek orada da size daha büyük köpek balıklarını göstereceğiz. Gülnur Hanım, peki çocuklar özellikle sömestrede buraya bayağı ilgi gösteriyorlar değil mi? Biz geldiğimizden beri de müthiş bir yoğunluk var. Evet, evet, oldukça fazla. Dediğim gibi biz özel günlerde ziyaretçilerimizi buraya daha keyifli kılmak adına su altında bir sürü aktivite gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Zaman zaman dalgıç şovları oluyor. Zaten bu balık besleme seansları ve dalgıç şovları aslında her gün var. Fakat dalgıç şovlarını zaman zaman özel günlerde daha çeşitlendiriyoruz açıkçası. Peki, dalmak isteyenler için özel bir test, bir şey yapıyor musunuz? Yani her gelen dalabiliyor mu buraya? Tabii her gelen dalabiliyor. Fakat bu yani dalmasına risk teşkil edecek herhangi bir hastalığın olmaması gerekiyor. Bakın bizi bekliyor bu da yukarıda. Evet, buraya demir attı. Burada bekliyor. İşte ağzı. Ağzı evet. Şurası. Evet. Solungaçları. Evet. Gözü üst kısımda göremiyoruz onun için. Evet. Buradan böyle elden besliyoruz onları. Evet, çok ilginç ve muhteşem bir canlı. Büyük denizlerde karşınıza çıkabilecek evet, vatozları, dev vatozları burada görme şansınız oluyor. Onlarla yakınlık kurma şansınız oluyor. Bizimle birlikte o da turuna devam ediyor akvaryumun içinde. Evet. Şimdi sizi dev köpek balıklarının olduğu kısma götürüyoruz. Vatozları gördük, rengarenk minik balıkları gördük. Evet, bunlar da çok özel bir tür herhalde değil mi? Evet, bu da kırmızı bantlı mercan dediğimiz canlılar. Dünyanın çeşitli yerlerinden geliyor buradaki balıklarımız. Biraz sonra göreceğiniz akvaryumumuzun en büyük köpek balığı, kum kaplanı türü köpek balığı. Onlar Güney Afrika'dan geldi. Açıldığımız günden beri bizimle beraberler. Aşağı yukarı 2,5 senedir. Ömürleri 20 yıl civarında. Ve bütün bu ömürleri süresince 30 bin adet diş değiştiriyorlar. Bu da oldukça ilginç. Evet, 30 bin adet diş değiştiriyorlar. Dişleri çok güçlü olmadığı için sürekli dökülüyor. Ve yerine yenileri geliyor. Hatta biz dalış yapan misafirlerimize de bu dişlerden hediye ediyoruz. Normalde bir köpek balığının ağzında kaç diş var? Açıkçası bilmiyorum kaç diş var ama çok değiştiriyor. 30 bin evet, ömürleri boyunca epey bir diş döküyorlar. Evet, şimdi sizi asıl büyük köpek balıklarının olduğu yere götürüyoruz hemen. Onlar da yavaş yavaş gözükmeye başlayacaklar. Bu koridorda 60 köpek balığı var ve hepsi de çok dikkat çekici. Evet, başka bir vatoz yanımızdan geçiyor şu an. Desenli. Onlar da aşağı yukarı 60 kilo civarındalar. Yine bu tarafta başka bir vatoz türü. İşte köpek balığı hemen görüyorsunuz. O koridora geldik şimdi. Dev köpek balığı boyu ne kadardır? Aslında biraz da bu cam ekran küçük gösteriyor herhalde değil mi? Evet. Bunların boyu 2,5 metre civarında ve 110 kilo ağırlığındalar. 110 kilo. Bir tane de bakın bu tarafta. Bir de görüyorsunuz. Şimdi kafa kafaya geldiler köpek balıkları. Evet. Size şov yapıyorlar gördüğünüz gibi. Bu üzerindeki benekler, bilmiyorum ekranda görünüyor mu ama bunlar yaşı ilerlediği zaman, yani ölümüne yaklaştığı zaman bunlar iyice yok oluyorlar ve tamamen gri halini alıyorlar.
Bu köpek balıkları sürekli yüzmek durumunda, bu cins için konuşuyorum. Çünkü oksijeni ancak bu şekilde solungaçlarından dışarı atabiliyorlar. Uyurken bile yüzüyorlar anlayacağınız, hep yüzmek durumundalar. Evet, bakın ağzını burada açarak bir tanesi, evet, yine geliyor, bize doğru geliyor. İşte görüyorsunuz sevgili seyirciler, dev cüssesiyle ve tüm heybetiyle köpek balığı sadece bir cam mekan ötemizde. Hiçbir şekilde insana zarar verme riski yok diyorsunuz yemeğini zamanında yediğinde. Evet, yemeğini dediğim gibi her zaman aynı saatte ve aynı yerde besliyoruz kendilerini. Alper. Efendim Sabahat'ıma. Demin şey büyük balık küçük balığı yedi mi? Hemen soralım. Ha, büyük demin, balık küçük balığı yiyor mu burada? Arada sırada yiyor. Işıkları kapattığımız zaman çünkü gece onları da uykuya az önce ben farkına varmadım ki büyük balık küçük balığı yedi mi diye soruyor Sabahat'ıma. Bazen yiyor. Efendim Sabahat'ıma. Şey, neydi senin adın? Beton. Kafam karıştı balıklar falan derken. Beton sana soru sormak istiyor. Şey Alper abi, o zaman siz nasıl efendim köpek balığını besliyorsunuz? O kendi yiyor küçük balıkları. Hem orası köpek balık, dev köpek balıklarının olduğu yer değil mi? Nasıl küçük balık geçiyor? Aldın mı soruyu Alper? Evet, soru, evet, ters köşeden geldi soru. Ben bu soruyu cevaplayamayacağım. Hemen uzmanına soralım. Evet, diyor ki stüdyodaki bilir kişimiz, madem köpek balıkları kendileri besleniyorlar. Niye besliyorsunuz? Evet, yani siz niye böyle bir çaba içindesiniz, derdiniz ne sizin diye soruyorum. Diğer balıkları da seyircilerimiz, ziyaretçilerimiz görsün diye onları korumak amacıyla biz besliyoruz ki çok çeşit olsun akvaryumda, çeşit tükenmesin. Evet, umarım cevap tatmin etmiştir. Köpek balıklarının buradaki türlerinin, daha doğrusu diğer balıkların buradaki türlerinin tükenmemesi için onlar da besliyorlar. Alper abi, dev köpek balıklarının olduğu yerde nasıl küçük balık gezer ki? Yani olası dev köpek balıklarının olduğu yerde mi? Şimdi o köpek balıklarının yanında küçük balıklar da var ya Alper, nasıl oluyor diyor. Yani hani evet, büyük küçük balıklar küçük neden yer ya. Aynı anda aynı yerdeler diyor. Yani hem büyük balıklar var hem küçük balıklar. Köpek balıklarının yanında neden onlar var? Çünkü denizde de aynı yerdeler bildiğiniz gibi. Burada da onları kendi habitatlarında yaşatmaya çalışıyoruz. Denizde neyse burada da aynısı. O zaman evet, ayrı bir yere koyun. Bakalım daha zor yemesin bir soru gelecek mi istiyorlar? Balığını da zorun. Yemesin, ayrı bir yere koyun. Beton diyor ki aitaneden de. Evet. Alper sen yat kalk bana dua et, benim senin sunucun. Bir de beton olsaydı hapı yutmuştu. Evet. Evet, bunu Sabah Tümer'in soruları gerçekten şeker gibiymiş, onu fark ettim. Birbirinden zorlu sorular geliyor ve tabii ki doğal ortamında olduğu evet, gibi evet, siz de burada onları bir arada tutuyorsunuz. Evet evet, bütün su sıcaklığı, tuz oranı hep onların doğal ortamlarındaki gibi. Şimdilik sana çok teşekkür ediyoruz. Ziyaretçi yoğunluğu da çok fazla. Evet evet, biz bugün aslında... Birazdan Sabah Tümer, özellikle deniz kızlarının ve korsanların müthiş şovuyla karşınızda olacağız. Evet, deniz altından ilk defa bir gösteri yapılan bir gösteriyi televizyonlarda ilk defa yayınlayacağız. Değil mi Alper? Evet, ilk kez az sonra şovla karşınızda olacağız. Hadi görüşürüz. Ne güzeldi değil mi?